tutmak konusunda? Var, yangınların başladığı ilk günden biz eşimle köyleri dolaşmaya başladık. Burada köylülerin bizden bir tek istekleri oldu. Bizim şal var. Kadınlar söyleyemiyoruz ama bizim iç çamaşırı ihtiyacımız var, çorap yazma ihtiyacımız var dediler. Bunun üzerine ben bir arayışa girdim. Bunu devlet kurumlarından tamamını beklemek olmayacaktı. Biz kadınların bir şeyler yapması gerekiyordu. Sosyal medya hesaplarından duyurdum. Herkesten destek istedim. Biz hanımlar bunu yapabiliriz. Tamamen hanımların organize ettiği, benim bir hayalimdi, gerçek oldu. Şimdi çığ gibi büyüdü. Tüm sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Bize kumaş desteği geliyor her taraftan. Sabah 8.30'da üretime başladık. Atölyemizi kurduk okulda. Kesim odası, dikim odaları yaptık. 30 tane gönüllü bayanız şu an, dikişe başladık. 15 tane makinamız var. Makina almaya devam ediyoruz. Evlerden makinaları toparlıyoruz. Hedefimiz burada Manavgat'ın tüm şalvar ihtiyacını karşılamak. İçine iç çamaşırların, çoraplarını ekleyerek bir nebze olsun kadınlarımızın ihtiyacını gidermek. Tüm kadınları burada toplamamız gayet zor oldu. İşinden izin alıp burada çalışmaya gelen hanımlar oldu. Engelli çocuğunu alıp sabahtan bu yana yanımızda oturuyor. Oje sürerek ablalar oyalıyor o çocukları. Anneler çalışıyor. Ben çocuklarımı evde bıraktım, geldim. Muhtarımız bize yemek getirdi sağ olsun. Bütün işimizi gücümüzü bıraktık. Manavgat'ımıza bir nebze olsun destek vermek için çabalıyoruz. Bugün bize 10 top civarında kumaş geldi. 100'ün üzerine çıktık. 110-120 sayısına ulaştık bugün. Tamamını kestik. Dikişleri devam ediyor. Az miktarda kaldı. Bitiremediklerimizi de evlerimize götürüp dikip sabah tekrar getireceğiz. 8.30'da burada bekliyoruz herkesi. Kızımla birlikte Nülfer Hoca'nın düzenlediği yardım kampanyasına katıldık. Ben Manavgat'tan geliyorum. Eli dikiş tutan, evinde makinesi olan, iğneyi tutabilen herkese, her canlıya ihtiyacımız var. Lütfen herkes bize destek olsun. Ben Manavgat'tan bir köyden geliyorum. Benim kızım %99 engelli. Onunla beraber ne yapabilirim diye çırpınırken Nülfer Hanım'a denk geldik. Hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne olur yalvarıyoruz. Bir haftadır biz uyku uyumuyoruz. Gece gözümüzü kapattığımda ben camdan bile baktığımda alevleri görüyorum. Her yerde, her yerde. Gündüz duman, gece alevler. Herkes perişan halde, ne olur bizim sesimizi duyun. Artık söndürün. Hep birlikte lütfen bunun için mücadele edelim. Herkese sesleniyorum. Alevleri söndürebilenler alevlere, buraya destek olmaya isteyenler buraya, nereye nasıl yardım ederseniz edin. Ama artık herkesin sesini duyun ve bu çırpınışlarımıza ne olur son verin.